geldiniz. Bugün de Saat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü sizler olmasaydınız bu program gerçekten çok sıkıcı bir program olurdu. Çok sıkılırdık siz olmasaydınız. Çünkü bu program sadece ve sadece sizin programınız arkadaşlar. Zaten isminden de anlaşıldığı üzere Saat 7 Türk Çocuk programına hoş geldiniz. Sizler çocuklar olduğunuz için bu programın vazgeçilmezleri sizlersiniz arkadaşlar. Eğer bu saatte ilk kez, saat tam 4'te ilk kez Saat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla diye düşünüyorlarsa ben Nora ablanız arkadaşlar. Hafta içi her gün Cuma, Perşembe, Çarşamba, Salı ve Pazartesi günleri saat tam 4'te Saat 7 Türk ekranlarında Saat 7 Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve burada birlikte çok ama çok şey paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Nora bana sizlere genelde çeşitli günlerde görevler veriyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Eğer bilmeyen arkadaşlarım varsa da onlara buradan söylemiş olalım. Normalde her gün, zaman zaman, bazen de her gün olmasa da birkaç günde bir uzun süreli görevlerse bunlar. Mesela belki de 2 gün boyunca, 3 gün boyunca uygulamanız gereken ya da belki de her gün uygulamanız gereken görevlerse bu göreve alışabilmeniz için yeni bir görev vermiyorum hemen üstüne. Bu göreve alışmanızı bekliyorum. Bugün de vereceğim görev aslında hayat boyu uygulayabileceğiniz bir görev. Ama arkadaşlar belki de daha önce bu görevi bu şekilde duymamıştınız. O yüzden sizlere pratik yapma şansı vereceğim ve birlikte bu konu hakkında konuşacağız bugün. Eğer hazırsanız 5'ten geriye doğru sayalım ve hep birlikte ekranlarda görevimizi görelim. Ve arkadaşlar ben size bu görevle ilgili ipuçları vermeden önce sizleri hemencecik bir Ege'ye göndereyim. Ondan sonra da burada buluşalım, olur mu? Hadi sizler de bana eşlik edin. 5, 4, 3, 2, 1... Hiçbir papağan yuva yapamaz. Ama insanlar papağanları kafeslere koyarak onlara yuva oluşturduklarını sanarlar. Çok zalimce değil mi? Bence her hayvanı özgür bırakmak gerekir. Yani papağan havada güzel değil mi? Erkeklerin kalbi dakikada 70, kadınlarınki 78 kez atar. Ama bir erkek güzel bir kadın gördü mü kalbi 3,5 atmaya başlar. Bir kuş pisliği dediğimiz şey aslında idrarıdır. İdrarda suda çözülmeyen maddeler olduğu için sıvı bir şekilde çıkmaz. Omuzunuza kuş pislediğinde piyangocuya gitmek yerine hemen temizlemeye başlayın bence. En uzlu uzayan tırnak orta parmak tırnağıdır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Aman çocuklar, fıstık ezmesini ekmeğe sürerken yavaş olun. Patlayabilir. Köpekler ortalama 160 kelime öğrenebilir. Border Collie tarzı köpekler 200 kelimeden fazla öğrenebilir. Benim köpek ile her akşam okul dönüşü sohbet edebiliyoruz mesela. Ben onu okuma yazma öğretmeye de niyetliyim. Kişiyi bir konuda cesaretlendir sevgili arkadaşım. Bunu şu an evinde bolca zaman geçirdiğim bu sıralarda öncelikle ailende deneyebilirsin. Anneni, babanı, ablanı, abini, kardeşini, senden küçük kardeşini, hiç fark etmez. Evinde kim varsa öncelikle bu görevi ailende deneyebilirsin. Bence onların da buna çok ihtiyacı var. Peki acaba bunu neden istedim sizden? Öncelikle sizlere kutsal kitaptan bir ayet okumak istiyorum. Çünkü bu bize aslında kutsal kitabın söylediği bir şey. Yani sadece bu yüzden bile bu görevi hayatımızda uygulamalıyız zaten. Ayet 1. Selanikliler bölümünden şöyle söylüyor. Size yalvarırız kardeşler. Boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Bu ayet gerçekten çok güzel bir ayet çünkü aslında genel olarak bizlere çok fazla tavsiyede bulunuyor. Ama benim bugün verdiğim görev şununla ilgili: yüreksizleri cesaretlendirin. Yüreksizler derken aslında herhangi bir konuda kendini çekingen hisseden, yapamayacağını düşünen, yapabileceğine inancı olmayan, özellikle öyle konularda ve öyle kişilerden bahsediyor. Yani yüreksizlik demek istediği şey korkak ya da kalbi olmayan, kalpsiz
böyle insanlar değil, daha çok hepimizin zaman zaman yaşadığı gibi bir şeylerden çekinen, o konuda onu yapabileceğine inanmayan, belki biraz cesarete ihtiyacı olan kişilerden bahsediyor. Ve aynı zamanda güçsüzlere destek olun diyor zaten. Ve tabii ki de bizler bu konuda bu kişilerin bu konuda kendilerini güçsüz hissettiklerini düşünerek bu görevi yerine getirebiliriz. Ve onun dışında herkese karşı sabırlı olun diyor. Bizler sabırlı bir şekilde kişileri, insanları, arkadaşlarımızı, ailemizi bir konuda cesaretlendirebiliriz ve bu çok güzel bir görev arkadaşlar. Şimdi normalde bu görevi tabii ki de evden çıkma yasağı bittikten sonra arkadaşlarınızla yüz yüzeyken de yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda telefonda da yapabilirsiniz bunu. Onları arayarak, onları görüntülü konuşarak, onlarla herhangi bir konuda sizin bildiğiniz bir konu varsa onları o konuda cesaretlendirebilirsiniz ya da onlara da sorabilirsiniz direkt olarak. Bu aralar senin için hangi konuda dua edebilirim? Bu aralar zorlandığın bir konu var mı hayatında ya da yapmakta zorlandığın bir konu varsa diye sorabilirsiniz. Mesela bunlara herhangi bir ders konusunda, mesela diyelim beden eğitimi, matematik, müzik, fen, hiç fark etmez, Türkçe, dil dersleri, hiç önemli değil. Arkadaşlarınızın bu konuda zayıf olduğunu düşündüğü dersleri seçebilirsiniz bu konuda ve bu konuda onları cesaretlendirebilirsiniz. Ya da diyelim mesela bu dönemde dışarı çıkamadığı için çok sıkılan ve sanki bir daha hiç dışarı çıkamayacakmış gibi hisseden arkadaşlarınız varsa onları cesaretlendirebilirsiniz. Bugünlerin biteceğine dair, dua edebileceklerine dair, Tanrı'nın her zaman onların yanında olduklarına dair onları cesaretlendirebilirsiniz. Sadece bunun için bile arkadaşlarınızı arayabilirsiniz arkadaşlar ve şu anda tabii ki yüz yüze gördüğünüz için ailenize bunu yapabilirsiniz. Haydi gelin bakalım birazcık ipuçları hakkında konuşalım. Bu görevi nasıl yerine getirebilirmişiz? Bir kere öncelikle bu kişinin söylemlerinden, yani söyledikleri şeylerden genel olarak düşünün. Eskiden, şimdi, bu kişinin söylediklerinden kendini çok yeterli hissetmediği konuyu anlamaya çalışın. Mesela bir kişi kendini spor konusunda başarısız hissediyor olabilir. Resim konusunda başarısız hissediyor olabilir. Ya da korkuları olabilir. Mesela karanlıktan korkuyor olabilir. Ya da belki yalnız hissediyor olabilir. Kendini sevilmiyor hissediyor olabilir. Belki arkadaşları tarafından dışlanıyor gibi hissediyor olabilir. Hiç fark etmez. Öncelikle bu konunun ne olduğunu anlamaya çalışın. Onun dışında ondan sonra ona aslında bunu başarabileceğini ve Tanrı'nın onun her zaman yanında olduğunu anlatabilirsiniz. Ve Davut ve Goliat örneğini verebilirsiniz mesela. Davut o sırada Tanrı'ya güvendi ve Tanrı ona yardım etti ve koskocaman bir devi yendi. Aslında Davut baktığınız zaman fiziksel olarak, beden olarak Goliat'a göre daha yetersizdi, küçücüktü. Ama Tanrı'dan yardım aldı ve onu yendi. Onun dışında bu kişiye şunu söyleyebilirsiniz. Bazı gerçekler vardır hayatta ve bunlar gerçekten önemli şeylerdir. Bizler her konuda başarılı, her konuda yetenekli olmak zorunda değiliz. Çünkü Tanrı zaten her birimize farklı farklı beceriler, farklı farklı yetenekler vardır. Mesela arkadaşınız beden eğitimde çok başarılı olabilir. Siz de müzik dersinde başarılı olabilirsiniz. Arkadaşınız belki matematikte başarılı olabilir. Siz de okuldaki derslerde değil ama evde mesela ailenizle ilişkinizde çok iyi olabilirsiniz. İnsanlarla konuşmakta çok iyi olabilirsiniz. Ev işlerinde temizlik yapmakta çok iyi olabilirsiniz mesela. O yüzden bu kişiye bunları hatırlatıp onun da aslında hayatında başarılı olduğu birçok şey olduğunu söyleyebilir. Ve o kişinin başarılı olduğu alanları eğer siz biliyorsanız sayıp onu cesaretlendirebilirsiniz. Mesela anneciğim hiç üzülme. Evet belki sen matematiği o kadar iyi yapamıyorsun, bana o kadar iyi yardım edemiyorsun ama ev işlerinde çok başarılısın. Ben asla senin gibi temizlik yapamazdım. Ya da sen anne gerçekten kolların gerçekten çok güçlü ve ağır ağır poşetleri rahatlıkla taşıyabiliyorsun diyebilirsiniz. Bu şekilde insanları cesaretlendirebilirsiniz. Ve aynı zamanda bunu yaparak Tanrı'yı gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Birazdan yine benim en sevdiğim bölümlerden biri var. Sizler bu sırada bu görevi uygulamaya başlayabilirsiniz bile. Ama şimdi şöyle bir sizi gönderiyorum. Siz güzelce kumdaki hikayeleri izleyin ve görevinizi düşünün. Ondan sonra yine burada bu masanın arkasında buluşalım.
gün Melek Cebrail, Yahudi, bakire bir kıza göründü. İsmi Meryem'di. Yusuf adlı bir adamla nişanlıydı. Melek ona şu müjdeyi verdi. Hamile kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Meryem ise şaşkınlık içinde. Nasıl olur? Ben evli değilim ki dedi. Melek Meryem'e, kutsal ruh aracılığı ile bir çocuğun olacak ve ona Tanrı'nın oğlu denilecek diye seslendi. Meryem bunun üzerine, ben Rabbim bir kuluyum. Bana dediğin gibi olsun diye cevap verdi. Bir gün vali Sezar Augustus, nüfus sayımı için herkesin kendi ülkesine gitmesini istedi. Yani herkes nüfus sayımına kendi vatanında katılacaktı. Yusuf ve Meryem de isimlerini yazdırmak için Yahudiye'deki Betlehem'e doğru yola çıktılar. Yahudiler nüfus sayımına önem verirlerdi. Yoldayken Meryem sancılanmaya başladı. Çocuğun doğum zamanı yaklaşmıştı. Betlehem'e ulaştıklarında Yusuf telaşla Meryem'in doğum yapacağı bir yer aradı. Çünkü Meryem çok yorgundu ve doğum sancıları çekiyordu. Maalesef kalacak hiçbir yer bulamadılar. Bütün hanlar doluydu. Sonunda bir ahır bulabildiler. Burası hayvanların barınıp yiyip içtiği bir yerdi. Meryem bu ahırda doğum yapmak zorunda kaldı. Bebek İsa'yı yatıracak bir yer bile yoktu. Onu hayvan yemliğinin üzerine koydular. O sırada gökyüzünde büyük bir yıldız belirdi. Çok güzel ve çok parlaktı. Yıldız bilimcileri bu yıldızı görünce çocuk kralın doğduğunu anladılar. Beklemeden yola çıkıp doğuda gördükleri yıldızı takip ettiler. Yıldız onları bebek İsa'nın olduğu yere götürdü. Yıldız bilimcileri Betlehem'e ulaşıp bebek İsa'yı annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanıp saygıyla tapınmaya başladılar. Ona çok güzel armağanlar sundular. Altın, günlük ve mür verdiler. Bu sırada gökte birçok melek belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde ona hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Luka 2. bölüm 14. ayet. Bölümlerden birindeyiz. İşaretlerle konuşuyorum arkadaşlar. Ellerimizi, kollarımızı kullanarak, yüz ifadelerimizi kullanarak, sesimizi hiç kullanmadan
konuşabilmeyi bu bölüm bize öğretiyor. Ve bu bölüm kimler için de tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır bu bölümü yapmıyoruz aslında. Bizler işitme engelli kişiler için, toplumda işitme engelli arkadaşlarımız, işitme engelli bireyler için maalesef duyamayan, kulakları işitmeyen, bizim sesimizi duyamayan ve aynı zamanda zaman içerisinde duyamadığı için bazı kişiler konuşamıyorlar da, konuşamamaya başlıyorlar duyamadıkları için. İşte bu kişileri bir yerde gördüğümüz zaman, belki arkadaşımız, belki değiller, belki hiç tanımasak bile onlara yolda yardım edebiliriz bir yerde karşılaştığımız zaman. Ve eğer bu kişiler arkadaşlarımızsa ya da arkadaşlarımız değillerse arkadaş olabilmek ve sonra arkadaşlığımızı güzel bir şekilde sürdürebilmek ve onların yalnız kalmalarını engellemek için bizler işaret dilini birlikte burada öğrenmeye çalışıyoruz. Ve aslında bir sürü şey öğrendik bile. İsmimizi söylemeyi öğrendik, tanışmayı öğrendik. Şimdi artık yavaş yavaş kelimeleri öğrenmeye başlamıştık artık. Tek tek kelimeleri kullanmak çok önemliydi çünkü. Biz en son anlamak kelimesini yapmıştık. Anlamak ve anlamamak kelimesini. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genelde bir kelimenin olumlusunu ve olumsuzunu aynı işaretle ama değil olarak kullanıyoruz. Mesela anladım var, anlamadım mı anladım değil olarak anlatıyoruz. Mesela anladım kelimesini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Uzun zaman oldu. Anladım kelimesi elimizi kafamızın yanında şöyle tutarak, böyle kapatarak yapıyoruz. Böyle sanki buradan böyle diye bir şey çekiyoruz. Diye bir şey çekiyoruz. Şöyle anladım, anladım, anladım. İşaret dilini konuşurken arkadaşlar bizler yüz ifademizi kullanmayı unutmuyoruz. Bu çok önemli bir şey ve aynı zamanda mutlaka da söylüyoruz. Çünkü onlar bizim aynı zamanda ağız hareketlerimizden de bizim hangi kelimeyi söylediğimizi anlamaya çalışıyorlar. O yüzden hem ellerimizle hem de ağzımızla onlara yardımcı olabiliriz. Tekrar yapalım. Anladım, anladım. Peki anlamadım nasıl yapıyoruz? Anladım değil. Değil nasıldı? Şöyle, şu. Hani hayır yapar gibi. Anladım, anladım. Ay özür dilerim. Anladım bu, bu anlamadım. Anlamadım, anlamadım. Arkadaşlar, ilk başta bunu öğrenirken kafalarımız karışıyor olabilir ama çok fazla pratik yaptığımız zaman daha iyi kafamıza yerleşiyor. Mesela ben şimdi hani bunu yapıp anladım dedim. Tam tersi bu anladım. Bu da anlamadım, 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 hayır. Hani sanki böyle anlamadım değil gibi yapıyoruz. Peki şimdi bugün sizler için hazırladığım bir diğer kelimeye geçmenin zamanı geldi artık. Yeni kelimeniz arkadaşlar aramak. Nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle yapabiliriz. Bir kere aramak dediğimiz ikiye ayrılıyor zaten. Bir telefonla aramak var. Bir de bir eşyamızı ya da birini arayıp bulamamak var. Mesela birini aramak. Çok kolay. Biz nasıl telefon yapıyoruz? Aramak deyince aslında genelde şöyle yaparız. Yani hatırladınız mı? Şöyle bir şey yaparız. Şöyle. Sanki telefonla gösteririz. İşte bu aramak anlamına geliyor arkadaşlar. Bu aramak. 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 Seni aradım. Aramak. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine gelelim. Bir sonraki de bir şeyi aramak. Mesela defterimi aramak, kitabımı aramak, çantamı aramak gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok basit arkadaşlar. Bir elimizin işaret parmağını şöyle aşağıya doğru aşağıdan tutuyoruz. Diğer elimizin işaret parmağını da onun tepesine getiriyoruz. Ve ikisini böyle birbirinin etrafında çeviriyoruz. Sanki böyle bir şey döndürüyoruz gibi. Aradım. Defterimi aradım, 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 aradım gibi. Ya da mesela seni her yerde aradım, 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 aradım gibi gösterebiliriz. Yani iki parmağımızı böyle birbirinin etrafında şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Telefonla aramak, aramak, aramak ve bir şeyi aramak. Yani bir böyle arayıp arayıp bulamamak gibi anlamına gelebilir. O da şu şekilde aramak, aramak, defterimi çok aradım, aradım, aradım gibi. Evet arkadaşlar, bugün de öğrendiğimiz yeni iki kelimeyle şimdi sizleri nereye gönderiyorum? Tabii ki Mevezi'ye, ama ondan sonra Nora abanı size yine burada bekliyor olacak. Ben burayı da beğendim mi? Evet,
Çok güzel dekor değil mi? Bu dekorda birçok program çekiyorlar burada. Evet, evet. Biz de yaptık işte bir tane. Evet. Daha anlatmak ister misin programları? İnsanlar da izlesin, kendileri görsün. Peki kardeş, çok güzel. Evet, nerede kalmıştık? Ölçü Pavlus, Selanik'te yaklaşık 3 hafta kalmıştı. Aferin sana, çok güzel hatırladın. Evet, Selanik'ten sonra Beria'ya gidiyorlar. Beria günümüzde Karaferye olarak adlandırılan bir Yunanistan şehri. Selanik'e yaklaşık olarak 76 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bazı bilgiler kalır da kaç kilometre uzakta kaldığı hiç mi hiç aklımda kalmayacak be. Tamam olsun, tahmini bir uzaklık zihninde canlansın diye bahsetti. Harikasın. Elçi Paulus, Silas ve Timoteus burada da Tanrı sözünü anlattılar. Ortalık yine kışkırtıcılar tarafından tehlikeli olmaya başlayınca Elçi Paulus'un tarafında olanlar onları limana götürdüler. Silas ve Timoteus daha sonra Elçi Paulus'la buluşma planı yapıp şehirde kaldı. Elçi Paulus ise nereye gitti? Nereye? Yunanistan'ın başkentine. Yani nereye? Anlatım içinde soru. Çok sevdim. Atina. Aferin sana. Evet, Atina. Elçi Paulus'un daha önce gittiği yerlere hiç benzemiyordu burası. Daha ihtişamlıydı. Birçok bilgin burada yaşıyordu. Eski inançlardan kalma çok büyük tapınaklar da yine bu şehirde yer alıyordu. Yunan mitolojisinden olanlar değil mi? Tabii. Zeus Tapınağı, Artemis Tapınağı ve daha niceleri. Atina halkı Elçi Paulus'u dikkatle ve merakla dinledi. Kimleri onun anlattıklarını olumlu bulmadı ama yine de iman edenler oldu. Ne güzel. Atina'da bitiyor mu ikinci yolculuk? Hayır. Elçi Paulus buradan Korintos'a gidiyor. Orası da Atina'ya ortalama 75 kilometre uzaklıkta bir yer. O dönemde her yer birbirine ortalama 70 kilometre uzaklıkta galiba. Hayır değil. Öyle denk geldi. Ayrıca bak, aklında kalmış, gördün mü? Evet. Üzerine sohbet edince pekişti. Pratik çok önemli. Kesinlikle haklısın. Korintos neresi peki? Korintos ya da Korint, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan zamanın şehir devleti. Deniz kenarında yer alıyor. Tatil yeri. Evet, Paulus Korint'e vardıktan sonra her daim verdiği vaazlarına burada da devam etti. Bu sırada Makedonya'da bulunan Silas ve Timoteus da Paulus ile burada buluştular. Sonra bir ara İsa Mesih Paulus'a göründü ve ona şöyle dedi. Ne dedi? Söylesene mi? Yani o da ilk sezonumuzun son bölümüne kalsın Zihni. Of, çok merak ettim ama sabredeceğim. Sonraki bölüm bitiriyor muyuz? Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edecek ve ikinci yolculuğu bitireceğiz. Üçüncü ve dördüncü yolculukları da ikinci sezonumuzda anlatıyor olacağız. Peki, öyle olsun. O zaman sorum geliyor. Harika, çok sevindim. Hadi Zihni, sor. Gastronomi, yemek ve aşçılıkla ilgili bir terimdir. Doğru mu? Yanlış mı? Zihni, senin karnın acıkmış sanırım. Evet, acıktı ama soruyla bir alakası yok. Peki, cevap veriyorum. Doğru, yemekle ilgilidir. Tebrikler mi? Evet, gastronomi Fransızca kökenli bir kelime. Yemeği iyi yeme merakı olarak geçiyor. Aynı zamanda sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, lezzetli mutfak ve yemek düzenine verilen sisteme de gastronomi deniyor. Bu kelimeyi üniversite bölümlerinde, televizyonlarda ve kitaplarda görüp duymak mümkün. Peki Zihni, karnın zil çalmasıyla ilgisi var mı? Onun benimle ilgisi var mı? Hadi koş. Ne oldu? Victoria yemek zilini mi çaldı? Hadi gidelim yemek yiyelim. Koş. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yine benim en sevdiğim bölümdeyiz. Ve bugün kalan bir hikayemizin devamını okuyacağız. Bir hikaye okuyorduk ve çok heyecanlı bir yerinde durmuştuk. Acaba bizi neler bekliyordu? Size kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. En son biz maalesef çok kötü bir hastalığa yakalanan biri hakkında konuşuyorduk. Naaman hakkında konuşuyorduk. Naaman çok güçlü bir komutandı. Ve evinde kalan küçük hizmetçinin ailesine çok büyük zararlar vermişti aslında. Onları yok etmişti. Ama bu komutan, bu
güçlü komutan, belki de kötü kalpli komutan diyebilirim onun için. O cüzzam hastalığına yakalandıktan sonraki cüzzam hastalığı çok kötü bir hastalıktı. Böyle etleri böyle sanki böyle yüzünden, parmaklarından böyle parçaları böyle düşüyordu ve çok acı verici bir hastalıktı. Ve o zaman şimdiki gibi olmadığı için tedavisi yoktu. Ve bu küçük kız, evinde kalan küçük hizmetçi kız Naaman'a şaşırtıcı bir şekilde yardım etmek istiyordu. Çünkü normalde bize zarar veren birine yardım etmeyi istemek o kadar da kolay değil. Ama Tanrı'nın yardımıyla Tanrı bize böyle bir yürek verebilir tabii ki de. Peki en son nerede kalmıştık? Arkadaşlar, benim hatırladığım kadarıyla bir kişi, yani Elisha, Naaman'a, bu komutana yardımcı olmak istemişti ve onu bir şekilde kendisine çağırttırmıştı. Ve Naaman Elisha'nın evine gitmişti ama Naaman kendini her zaman çok saygın, çok saygı gören, çok önemli biri gibi gördüğü için Elisha'nın evine gittiğinde tabii ki Elisha tarafından kapıda karşılanmayı beklemişti. Ama Elisha onu kapıda karşılamamıştı ve Naaman şok olmuştu. Çünkü genelde insanlar her zaman onu kapılarda karşılar, ona gerçekten saygı gösterirlerdi. Ama Elisha ona diğerleri gibi bir muamele yapmadı, diğer insanlar gibi. Kapıyı çaldığında Naaman, kapıyı Elisha'nın hizmetçisi açtı. Haydi bakalım, gelin okuyalım. Sadece bir hizmetçisini yolladı Elisha Naaman, az önce anlattığım gibi. Elisha benim kim olduğumu bilmiyor mu diye hayıflandı Naaman. Tabii ki Naaman çok şaşırıyor, şok oluyor ve sinirleniyor. Ne var ki hizmetçinin ona söyledikleri onu daha da sinirlendirdi. İşte burada kalmıştık. Acaba hizmetçi ona ne dedi ve Naaman neye sinirlendi? Git o nehirde yıkan dedi hizmetçi. Yıkanayım mı diye güldü Naaman. O iğrenç pis nehirde mi yıkanayım yani? Herhalde şaka yapıyor diye düşündü. Ve etrafına bakındı. Ama kimse şaka yapmıyordu. Sıradan bir insan o nehirde yıkanabilir diye düşündü Naaman. Oysa ben Naaman'ım. Ben sıradan bir insan değilim. Ben çok güçlü bir komutanım diye geçirdi bence aklından. Ben önemliyim. Tanrı'nın beni iyileştirmesi için benden önemli bir şey yapmamı istemesi gerekiyor bence. Böylece Naaman öfkeli bir şekilde atına binip gitti. Tabii ki sen ve ben biliyoruz ki Tanrı için işler böyle yürümüyor. Naaman'ın ihtiyacı olan tek şey hiçbir şeydi. İşte o hiçbir şey Naaman'da yoktu. Tanrı Naaman'ın içinin dışından daha hasta olduğunu biliyordu. Naaman çok gururluydu, çok kibirliydi. Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Kalbi doğru şekilde çalışmıyordu ve bir şey hissedemiyordu. Yani aslında Naaman'ın yüreğinde cüzdan vardı. Tanrı Naaman'ın vücudunu iyileştirmekle kalmayacaktı, onun gururunu da iyileştirecekti. Sonunda Naaman nehirde yıkanmaya ikna oldu. Şimdi yine burada duralım arkadaşlar. Buraya kadar olanları şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Ne oldu? Bir kere bu hikaye baştan sona çok değişik sürprizlerle dolu. Bir kere öncelikle burada çok önemli bir şey var. Biz bu küçük kızdan ne öğrendik, küçük hizmetçi kızdan? Bizlere ki insanlar kötü şeyler yapabilirler. Yapsalar bile bizler onları affetmeliyiz. Çünkü neden? Çünkü bizi Tanrı affediyor. Hatta düşünün ki bizleri bazen annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz bile affediyorlar. Ve Tanrı bizleri onlardan çok daha fazla affediyor her zaman. Ama tabii ki de gerçekten pişman olduğumuz zaman. Üstelik bu hikayede Naaman pişman bile değildi henüz. Bu küçük hizmetçi kızın ailesine yaptıkları için. Ama o küçük kız, bence o küçük kızın yüreğinde Tanrı sevgisi vardı. Ve Tanrı onun yüreğinde böyle bir şey yaptı. Ve o küçük kız Naaman onun ailesini yok etmesine rağmen, ona çok büyük bir zarar vermesine rağmen onun iyileşmesini istedi. Bir kere öncelikle bundan çok önemli bir şey öğrenmeliyiz. Affetmenin önemini ve insanları her zaman yardım etmeye çalışmanın, insanları sevmeye çalışmanın önemini anlamalıyız. Ve sonrasında ne oldu? Bu kadar gururlu ve kibirli birine Elisha tarafından bir haber geldi. Naaman'dan bahsediyorum. Naaman ne kadar kibirli bir adam, görüyorsunuz. Ve yani bence Tanrı tarafındandı bu. Tanrı bu kadar kibirli, bu kadar insanlara zarar veren biri olmasına rağmen Tanrı onu iyileştirmeyi istedi.
ve bunun ardından bile Naaman hala kibirli davranmaya devam etti. Ben herkesin iyileştiği şekilde iyileşemem. Herkes bu göle giriyor. Buraya ben giremem. Tanrı beni farklı bir şekilde iyileştirmeli diye düşündü. Ama sonunda Naaman nehirde yıkanmaya ikna oldu. Çünkü hastalık o kadar bedenine zarar veriyordu ki belli ki bir yol bulmalıydı, bir şey denemeliydi ve ona gelen teklifi kabul etti ve o göle girdi. Çünkü çaresizdi. Hikayemizin devamı diğer bölümlerde bizi bekliyor olacak. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizler benim anlattığım hikayeyi iyice düşünün ve sorularınız varsa bizlere WhatsApp'tan ulaşın. Anlamadığınız, anladığınız ya da etkilendiğiniz yerler varsa bizlere haber verin. Bizler sizinle bu konu hakkında konuşalım. Nur ablanı sizi çok ama çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.